Haftanın ilk gününde EkoTürk'teyiz ve yapısal Parite başladı. Bugün konuğumuz Ozan Özen. Tesis yönetim uzmanı ve işletme mühendisi. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kıvanç Bey. Merhabalar. Evet biz e, yapı sektöründe tüm bileşenleri konuşuyoruz. Ekonomiyi konuşuyoruz. E, STK'lar geliyor. Bugün de bir tesis yönetim uzmanı ile birlikteyiz. E, bugün aslında tesis yönetiminden ziyade tesis yönetiminin mimariye ve yapılarla olan ilişkisini ve bunların evet. e, birlikteliğini konuşacağız. Şimdi biz e, ...hayatımız yapılarda geçiyor. Hastane, ev, okul, ofis derken... E, ...tüm hayatımızda tüm fonksiyonlar... ...belirli yapılarla iç içe devam ediyor. Ve bunlar bir şekilde yönetiliyor. Bu yapıları kimler yönetiyor? İlk önce onunla başlayalım. Şimdi e, bizim yapılarımızı aslında... ...1962'lerden bu yana e, değişen bir kanunumuz var. Daha önce medeni kanun vardı. Hı hı. E, yapıları aslında şu e, malikleri kendileri yönetiyor yani netice itibariyle öncelikle mülk sahibi kimse onlar yönetiyor çünkü onların kararlarına göre yönetiliyor. Son 20 yıldır Türkiye'deki yapı stoğu özellikle konut tarafında çok fazla gelişti. Bununla beraber bağımsız bölüm sayısı dediğimiz yani bir binada 1960'larda 4 daire varken 7 8 10 daire varken 70'lerde bu 20 30'a çıkmışken artık bir binada 300 tane 400 tane bağımsız bölüm görüyoruz. Hatta bu binalardan çok sayıda görüyoruz. Binlerce bağımsız bölümden oluşan yapılar görüyoruz. Bunlar iş merkezi de olabilir. Bir kısmı iş merkezi olabilir. Karma tesisler olabilir. Bu yapıları neticede kat malikleri kurulları ya da 2007 yılından sonra kat mülkiyeti kanundaki değişikliklerle temsilciler kurulu dediğimiz her bir blokta seçilen e, temsilciler yönetiyor. Fakat netice itibarıyla bu arkadaşlarımız malik yani benim gibi sizin gibi orada mülk sahibi olan kişiler bir binanın bir tesisin yönetimiyle ilgili bilgi sahibi değiller. Nasıl yöneticiyle ilgili? Bunun çünkü bütçesi var, finansmanı var, bakım onarımı var, işçilikle ilgili işte iş kanunu var, iş güvenliği kanunu var. ya Var da var yani. Dolayısıyla buraları yöneten kişiler aslında hep alaylı. Bugün de alaylı. Çünkü bizimle ilgili olarak Ankara Üniversitesi haricinde herhangi bir yüksek lisans programı yok. Yani bina ve tesis yöneticiliği diyelim adına. Yıllarca emlak ve emlak yönetimi bölümlerinde de gayrimenkul komisyoncuları için veya tapu memurları için öğrenciler yetiştirildiler. Orada da mesela apartman ve bina yönetimi ile ilgili tek bir ders vardı. Apartman yönetimi kooperatifçilik. Dolayısıyla aslında akademik çalışma açısından çok bakir bir alan. Biz istiyoruz ki binaları bina yöneticileri veya büyük tesisleri de tesis yöneticileri yönetsin. Bunlar da bir mesleki yeterliğe sahip olsunlar. Yani avukatlar, mali müşavirler hemşireler gibi belki özel kanun tabii ki olmayacak ama en azından mesleki yeterli kurumu tarafından sınavla belgelendirilmiş ve bu konuda yetkilendirilmiş arkadaşlar gerçek kişiler yönetsin. Şirketler de aynı şekilde bu gerçek kişileri çalıştırarak kendileri yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili müdürlüğünden yetki ve standartlara uygun olarak bir bir ehliyet alarak şirketlerde bu arkadaşlarla beraber yönetsin istiyoruz gönlümüzden geçen bu son Aslında, 25 yıldır aklımdaki soru şuydu bir yetkilendirme var mı onun cevabını aldım ama tam tersi bir soru soralım bu işi yapmak isteyen birisi bir siteye gidip Ben sizin siteyi yönetebilirim derse böyle bir işi alabilir mi alabilir yapabilir mi alabilir ve o zaman burada bir sıkıntı var. Bence. Var, evet. Nasıl çözeceğiz bunu? Buradaki e, durumu aslında bir ortaya koymak lazım. Çünkü e, bir işi yapabilmekle o işin yetkili bir şekilde yapılabilmesi arasında bence çok önemli bir fark var. Biraz bundan bahsedelim. Yetkilendirme ve yeterlilikler. Evet. Bence. Şimdi bizim sorunumuz regulasyon. Ee, çok hızlı e, gelişen bir sektörde bir kat mülkiyeti kanununa e, bağımlı kalma, kalmış olmalı, olmamız. İsviçre'den alınma bir kanunumuz var. Mülkiyetin anayasal güvencesi üzerinde bu kanun duruyor. Ve dolayısıyla aslında mülk sahiplerinin kendi talepleri çok önemli. Bu kanunda da belli yeter sayılar var. Yani işte bir binanın bir revizyonu olacaksa, bir binanın güçlendirilmesi olacaksa belli yeter sayıları toplantılarda sağlamanız gerekiyor. Bu regulasyonları sağlamak için de kat mülkiyeti kanunun bu yönetici seçimi olan maddesinde bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Öncelikle suistimali önlemek için yönetici olma şartlarını ortaya koymak gerekiyor. Yani bir milletvekili, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde ne şartlar varsa onları ortaya koymak gerekiyor. Bu şartı aramak gerekiyor. Kat mülkiyeti kanunu diyor ki, bir yapıyı maliklerden herhangi birisi veya dışarıdan seçilen bir kimse yönetir diyor. Yıllarca biliyor musunuz mahkemelerde örneğin tüzel kişiler yönetici olamaz kararları çıktı. Ama sonra ne kanunda bir virgül değişikliği oldu, olmadı. Ansızın mahkemeler birdenbire tüzel kişi yönetim firmalarını dışarıdan yönetici atanması davalarına dahil ettiler ve onları yönetici atamaya başladılar. Demek ki görüş değişti. İşte bu kanun maddesi öncelikle sadece kat maliki olma zorunluluğunu ortadan kaldırmalı bir tüzel kişiliklerin ...nevileri ortaya çıkmalı. Yani tüzel kişi şu kişidir, bina yönetim işi yapar, standardı bu olmalıdır. Yapacağı işler şu sınıfta olmalıdır. Belki binaları sınıflara ayıracağız ve onlara belli şirketler bakabilecek. Yine aynı şekilde yönetici seçilirken de gerçek kişilerin de bir yeterliliği, bir mesleki yeterliliği... ...hatta bu Avrupa ve Amerika'da tanınacak bir yeterlilik aynı zamanda olması gerekli. Türkiye'de bu imkanlar var. Yani mesela Türkiye'de tesis yöneticisi mesleki yeterliliği var. 2007 yılında ulusal yeterlilik çıkmış. 2000 pardon 2017 yılında ulusal yeterlilik çıkmış. 2018'de bununla ilgili sınav şartları belirlenmiş. Biz mesleki yeterlik sınavını yapana kadar, bunun için talip olana kadar 4 yıl boyunca Türkiye'de kimse ona dokunmak istememişti. Maalesef mevzuatın yeterli olmamasından faydalanan kişi ve kurumlar var. Su istimallerin önüne geçmek için öncelikle denetlemek lazım. Bir hemen daha ufacık bir bilgi yapayım orada da. Mesela biz yönetimin fonksiyonlarından bahsediyoruz. Yönetimin fonksiyonları bilimsel olarak planlama, örgütleme, güdüleme, kontrol ve denetimdir. Ama Türkiye'deki yapıya baktığımız zaman binaları siz yönetiyorsunuz, ben denetliyorum. Siz dışarıdan profesyonel yönetici de olabilirsiniz, ama ben kat maliklerin arasından seçilmek zorundayım. Belki ben bir diş hekimiyim. Belki uçuca, uçan bir pilotum, hostesim, bir hemşireyim, bir doktorum, ben kitap, hesap, bunlardan bina bakım onarım. Nasıl anlayabilirim ki? Dolayısıyla yönetemiyoruz açıkçası. Peki. Aslında bir kat mülkiyeti kanunuyla alakalı bir dipnot oldu orada. Aslında iyi bir kanun, etraflı bir kanun. Doğru. Ama sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermiyor Doğru. sanki. Nasıl bir kanun gelmeli sizce? tesis yani, yönetim kanunu diye bir kanun mu çıkmalı ya da bir yönetmelikle mi bu desteklenmeli? Türkiye'deki yapılara ben aynı zamanda uzun yıllar yani 20 hmm. küsur senedir mevzuat alanında çalışıyorum. Tabii bunun bir kanun olması çok zor. Eee hmm. Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı'nın yıllar önce 2015-2016'larda hazırlamış olduğu bir toplu yapı yönetmeliği vardı aslında bakarsanız. Bu yönetmelik kat mülkiyeti kanununda yapılacak bir değişiklikle Çevre Şehircilik Bakanlığı ya da işte bu profesyonel yönetim şirketleri, entegre tesis yönetim şirketleriyle ilgili olanlar Ticaret Bakanlığı bu konuda kanun gerekli yetkilendirmeleri yaparsa aynı ben biz yıllar önce Özbekistan'a gittik, Özbekistan davet etti bizi orada bir konut bakanlığı var. Yani daha doğrusu İmar Bakanlığı'ndan biraz daha farklı bir bakanlık o. Konut Hizmetleri Bakanlığı. Şeyden geçtiği için, Sovyet Rusya'sından geçtiği için aslında halk hiçbir şey yapmak istemiyor. Ortak giderlere katılmak istemiyor. Dolayısıyla da Özbekistan böyle bir bakanlık kurmuş. Taşkent'te 168 tane yönetim şirketinin belirleneceği bir kanun değişikliği yapıldı. Bizim de fikirlerimizi aldılar. Biz hatta Türkiye'deki iyi şeyleri yazdık. Türkiye'deki kötü şeyleri de yazdık. Dolayısıyla orada çok güzel bir Regülasyon oldu. Bakanlık denetliyor. Şikayet olduğunda bakanlığın müfettişleri inceliyor. Herhangi bir şey varsa, suistimal varsa, hesapta kitapta bir problem varsa, harcamalar fazla, fazlaysa. Dolayısıyla bu çok güzel yürütülebiliyor. E, evet, tabii biz ama yapıyla ilgili şeylere bakacağız. Bunlar hep sorun, bunlar düzelmez ama yapıyla ilgili olanlar düzelir. En azından başlangıç noktası bunlar evet. olduğu için ben kanun ve yönetmeliklere tabii ki çok önem veriyorum. Şimdi site deyince herkesin böyle çok e, ilgisini çeken bir konu var. Daha doğrusu şikayetçi olduğu diyelim aidatlar konusu. Evet. Hatta işte kimi sitenin aidatının bir yerdeki kira kadar olduğunu şahidiz, biliyoruz ve duyuyoruz bunları. Bu aidatlar nasıl belirleniyor? Kim belirliyor bunları? Tabii ki bunun bir matematiksel hesabı var. Ama var. Biraz yüksek ödeyenler neden yüksek ödüyor? Biraz bunu konuşalım. Şimdi aslında Kıvanç Bey aidatları kat malikleri belirliyor. Nasıl belirliyorlar peki? Ya hem da belirliyorlar hem de memnun değiller. Evet. Nasıl olacakmış? Ya da onların bloklarında seçtiği temsilciler yani onlar gibi kişiler profesyonel olmayanlar temsilciler kurulunda belirliyor. Fakat biz hem şikayetçiyiz hem bu genel kurullara, temsilciler kurullarına ilgi göstermiyoruz. Yönetici olmak istemiyoruz. Bu binaları birileri idare edecek. Bu binaları en iyi tabii ki o malikler idare eder ama bazı dikkat etmesi gereken hususlar var. Şimdi bizim aidat dediğimiz şey aslında ortak gider ve avans payı. Şimdi buna ekonomi diliyle cevap verelim. Biraz da basının çok sevdiği bir dille cevap verelim. Aidatlar fahiş miktarda artmaz. Artamaz çünkü zaten netice itibariyle giderlerin karşılığıdır. Malikler ne kadar fazla toplantılara katılırsa ...o kadar fazla giderleri denetleyebilirler. Yine malikler... ...kendi aralarından seçecekleri deneticileri... ...ne kadar fazla mali müşavirlerden... ...mali işlerden anlayan... ...arkadaşlardan, muhasebecilerden seçerlerse... ...o kadar gelir ve giderlerin... ...düzgün yerlere harcanabileceğini... ...ortaya koyarlar. Malikler bina site yönetim yazılımlarını ne kadar çok talep ederlerse ve bütün bu yazılımların malik ve kiracı tarafındaki aslında çok şeffaf ekranları var. Bunların açılmasını talep ederlerse o anda o binanın giderlerinin ne olduğu, bankadaki parasının ne olduğu, kasalardaki parasının ne olduğu, e Anlık özet mizanları, işletme defterleri veya işte o konuda büyük binalarda kullanılacak başka gelir gider defterlerinin tamamını izleyebilirler. Bunlar zaten onların kanundan gelen hakları. Ancak profesyonel yöneticiler ya da kat maliklerinden gelen yöneticiler bazı konuları perdeleyerek aslında az bilgi vererek binaları çok daha rahat yönetmeye çalışıyorlar. Şimdi kira kadar aidat. Dünya üzerinde bir oran var. Bu yüzde onla yüzde on arasındaydı. Ve Türkiye'de de yıllarca aslında biz yüzde on geçmemeye çalışıyorduk. Kiranın yüzde on kadar genel gider. Neden? Yani bugün benim kiram 20 bin liraysa 3 bin lira aidat çok normaldir. Nedene 20 bin lira ödediğim bir gayrimenkulün bir sürü hizmeti var. Yani biz malik olarak gayrimenkulü satın alırken bakıyoruz tuz tuz hamamı var mı fin hamamı var mı e, sosyal tesisleri ne kadar gelişmiş parklar bahçeler var mı kaç tane giriş noktası var. Bunların hepsinde insanlar çalışıyor ve hizmet veriyor. Dolayısıyla genel giderler bununla ilgili olarak artıyor. Fakat ekonomi televizyonundayız. Ben bir ee, rakam vermek istiyorum. 2022 yılında 3 tane gidere ayırırsak biz toplam ortak gider ve avans payını bakın aidat da aslında bizim dilimize dernekler kanunundan gelme. Aidat dediğiniz şey bir hizmetin karşılığı verdiğiniz bir şey. Biz hizmet üretmiyoruz. Bir şey satmıyoruz. Biz ortak giderleri belirliyoruz. Kat malikleri kabul ediyor. Bu giderleri e, diğer e, malik ve kiracılara bölüyoruz. 2022'de tüm giderlerin 100 lira olduğunu kabul edersek 67 lirası işçilik giderleriydi. 17 lira yine 2022 yılında enerji giderleri vardı. Ortak alan elektrik, su, doğalgaz gibi enerji giderleri. Yine kalan miktarı da eğer şey yaparsak yaklaşık 20 ile 24 arasında da ne kalıyor? İşte bakım onarım giderleri kalıyor. Ki bir binanın en önemli hususu bakım onarımına ayrılan rakamları çünkü bu binaların belli bir ekonomik ömürleri var. 2022 yılındaki e, e, iktisat konjektürü bizi 2023'te şu hale getirdi. Artık e, işçilik giderleri 70'e çıktı enerji giderleri 14'ün altına geriledi ve bakım onarım giderleri de yine 16'ların altına geriledi. Yani biz artık 2023'te 2022'ye göre binalara bakamıyoruz. Bu gerçeği arkadaşlarımız biliyorlar ama kat malikleri bu gerçeklere henüz sahip değiller. Bu oranları ben size 1,5 milyon dairenin konut alanındaki aidat oranlarının değişmesinden kaynaklandı. Peki Çok niye güzel niye arttı? Niye arttı? Ya çok basit. 1 Ocak 2022 ile 2023 arasındaki enflasyon oranı 64.52. İşçilik yani bizim sektörde asgari ücrete göre çalışıyor arkadaşlar. Çok yüksek maaşlar alınmıyor. İşçilik giderleri %100 arttı. Yani asgari ücret %100 arttı. Bununla beraber enerji giderlerinin düşme sebebi de seçimlerdir. Enerjideki konjöktürel gelişmelerdir. Enerji fiyatlarının Yeteri kadar artmamasından kaynaklanarak enerji giderleri düştü. E tabii biz işçiliğe daha çok para verince, rakamsal olarak da enerjiye bir miktar fazla verince binaya bakacak olan bütçemiz kalmıyor maalesef. Peki bakım onarımdan bahsederken nasıl bir yerde oturmalıyız sorusunu konuşmadan olmaz. Tabii. Ve özellikle bu yaşadığımız acı deprem gerçeğinden sonra insanlar biraz daha sitelerden, apartmanlardan uzak mı dursak, müstakil evlere mi yönelsek diye kendi kendilerine ya da e, gruplar içerisinde konuşmaya başladılar. Müstakil ev mi, apartman dairesi mi, bir site mi? Hangisi avantajlı, dezavantajlı olduğu yerler neler? Ben bu soruya cevap verirken milattan önce 7000'e gidiyorum. Eğer çok gittiniz. Bakalım nereye geleceğiz. <laughs> Eğer yalnız yaşamak insana bir fayda sağlasaydı herkes kendi mağarasında yaşamaya devam ederlerdi. Ama evet. onlar kolonileşmeye başladılar. Orta çağda Siteler oluştu, adı siteydi. Yani Avrupa'da Roma İmparatorluğundaki o küçük şehirlerin adı siteydi. Bize de oradan geliyor aslında, site kelimesi. Dolayısıyla bu doğru olmasaydı, yani şehirleşme doğru olmasaydı, tarih boyunca insanlar bunu uygulamazlardı. Şimdi biraz da konforumuza e, dikkat ediyoruz. Bizim e, özellikle İkinci Dünya Savaşında köyden kente göç hadisesi biraz ekonomik e, problemlerden kaynaklanıyor. Çünkü artık tarım olarak kendi yetememeye başlıyoruz. Oradaki politikalarda hatalar olunca insanlar daha rahat para kazanabilecekleri şehirlere geliyorlar ve burada yaşamaya başlıyorlar. Şehir tabii çok önemli. Bizim konumuzun dışında çok e, dikkat edilmesi gereken bir unsur. Şehirler kalabalıklaştıkça arsa sınırlı dünyada. Arsa sınırlı olduğu için de böyle e, tabii herkes artık villalarda, e, müstakil evlerde yaşayamıyor. İstanbul müstakil evlerden bu noktalara geldi ve dolayısıyla toplu konutlar, siteler, apartmanlar ortaya çıkıyor. Şimdi ben kendi hayatımda müstakil olarak yaşadığım uzun bir dönem var. E, hatta bu işi yaparken uzun bir dönem müstakil hayatta yaşadım ama şöyle bir sorun var müstakil hayatta da. Binanıza kendiniz bakacaksınız. Bahçenizle siz ilgileneceksiniz. Havuzunuzla siz ilgileneceksiniz. Çatınız akacak vesaire. E, doğal bir problem olacak. Eskimeler olacak. Bunların tamamıyla siz ilgileneceksiniz. E, bu çok e, tabii e, buradaki kendi profesyonel hayatlarımızda zaman çok dar yapacağımız iş çok fazla olduğu için e, biz e, buna zaman ayıramıyoruz. O yüzden işte müstakil olsun ama site içinde olsun. Yatay mimari olsun. Benim adıma çöpümü biri toplasın, bahçeme biri baksın e, ve yine bakım onarımla ilgili sorunlarım varsa hatta onlardan e, e, hizmet alayım gibi bir duruma geliyoruz. Şehir merkezlerinde arsa çok değerli. Yani bu e, Mia dediğimiz e, alanlarda e, yüksek yapıların olmaması mümkün değil. Dolayısıyla buralarda da aslında e, minimal yaşamlar, bir artı birler, iki artı birler. E, hayatın değişmesiyle ilgili işte çocuk sayısının azalması ile ilgili burada da ne oluyor? Bir binanın bakım onarımının çok kişiye paylaştırılmasıyla bir ekonomi ortaya çıkıyor ve bir tasarruf ortaya çıkıyor. Bunları da gerçekleştirmek için aslında bu toplu yapılarda da yaşayabilmek lazım. Fakat işte pandemidir, vesairedir. Bu gibi gerçekler bizim zaman zaman akışımızı değiştiriyor. Aslında İstanbul'da çok iyi bir rezidansta çok mutlu bir şekilde yaşayan bir arkadaşımın yıllardır o rezidanstaki evini satarak İzmir'de bir sayfiye yerinde bir villa sahibi olduğunu da gördüm ben. Şimdi ne yapıyorsun dediğimde ya işten uzaklaştık. işte uzaktan çalışma vesaire. Yani eğer mesleğimiz uygunsa doğaya doğru kayıyoruz. Ama orada yaşam problemli ise, para kazanma ihtiyacımız varsa, vücudan bir yerde bulunmamız lazımsa büyük şehire gelmeye devam ediyoruz. Bunun tam bir doğrusu yok açıkçası. Evet, biraz bir SWOT analizi yapmaya bakıyor bu evet, işler evet, kişisel evet. olarak. Peki, bir başka merak ettiğim konu, işin mimari tarafı, inşaat tarafı ve bunun tesis yönetimiyle olan ilişkisi. Aslında çok üzerinde konuşulması gereken bir konu. Ama öncelikle şunu merak ediyorum, bir inşaat firması daha proje aşamasında sizinle bir tesis yönetim uzmanıyla danışmanlık olarak böyle bir konuyu konuştu mu, böyle bir talepte bulundu mu... E, tabii ki yaptıktan sonra iş e, size devrediliyor ve yönetime başlıyorsunuz. Burada e, özellikle sonrasında tabii ki öncesi o bahsettiğimiz şey çok kolay değil ama sonrasında sizin tesis yönetimiyle mimari ya da inşaat teknolojileri arasındaki direkt ilişkiniz nedir? Şimdi bir başkasına sorsanız bu soruyu dikkate almıyorlar diye ağlar tesis yöneticileri. Ama yok benim öyle değil hayat hikayem. Benim gayet Türkiye'deki nitelikli konut ve iş merkezi üreticileri danışanlarım oldu. Bir da bir planlama yapıldıktan sonra orada bir mimari eser ortaya çıkarılacaksa eğer, oradaki taks belli, ne yapılacağı da imar planına göre belli olduktan sonra aslında benim çalıştığım bazı firmalarla çalışmalarım oldu. Önce bir kere mimari eser ortaya çıkmalı. Yani bir tesis yöneticisinin şurada bu olsun, burada bu olsun diyeceği bir konu değil mimari konular. Bir, mimari eser ortaya çıkmalı. Daha sonra bununla ilgili e, proje toplantılarına tesis yöneticileri dahil edilirse şöyle avantajlar olabiliyor. Aslında mimarlar da artık bu konuda çok uzmanlaştılar. Yani biz 20 yıl önceki durumda değiliz. Yani örneğin pencereler e, açılmıyor e, yüksek katlarda. Bunların silinmesiyle ilgili bir takım önlemlerin alınması, çöp merkezinin işte... E, Belediyenin yanaşabileceği alanlarda yüksek e, tavanlı bölgelerde olması, çöp merkezlerinin soğutucularla desteklenmesi, çöp ayrımının 2005 yılından sonra zorunlu hala uygulanmıyor birçok yerde. Yani e, atıkların e, geri dönüşümlü malzemelerin ayrılması gibi birçok konuda aslında tesis yöneticisinin vereceği çok e, fazla fikir var. Bir de e, bir e, mimari yapı aslında... Sadece bir estetik ve güzellik unsuru değildir. Bunu barındıran ve aynı zamanda ekonomik işletilmesini ve uzun ömürlülüğünü sağlıyorsa ben o yapıya gerçekten kendi nazarımda bir puanlama yapsam bu yapı benim için çok daha fazla değerlidir. Bana göre... Ee, giriş çıkışının az olması ama tabii yangın emniyetinin sağlanması. Böylece e, kapılardaki çalışan sayısının azaltılması gibi unsurlar. O yapıda bir mimari eser meydana getirirken yapıda yaşayacakların demografisinin iyi belirlenmesi. Uzun yılları e, tahlil edemezsiniz. Yani mesela bugün bizim 2010 yılında, 2009 yılında bitirdiğimiz bir e, site yaşamında bugün... E, e, yani Arap kökenli vatandaşların yüzde 40 mülk sahibi ol, olacağını hayal edemezdik tabii ki. Bazı şeyleri öngöremeyebilirsiniz ama netice itibariyle bu yapıda yaşayanların bir kapalı havuza mı var. Açık havuza ihtiyaç var mı? Bunun Türk idare sistemindeki problemleri var mı? Veya işte yine sıpa alanları bu kadar çok ihtiyaç dahilinde mi? Bu alanları ben ekonomik olarak veya işte enerji tasarrufu olarak nasıl işletebilirim? Kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı mı yapmalıyım? gibi konuları aslında bir tesis yönetim uzmanıyla mimari projeye tabii bu tesis yönetim uzmanı da şey yani sadece e, konuşmayacak. Mimari projeyi açabilecek, otopark sayılarına bakabilecek, bu DVG dosyalarının içerisinden metrekareleri çıkarılabilecek, alanların yeterli olup olmadığına karar verebilecek e, kapasite bir mimar mühendisi olmalı yine yani. Tesis yöneticisi sadece şey değildir. Halkla ilişkiler yapan bir arkadaş değildir yani. Tabii ki. Şimdi süremiz azaldı. Son ve önemli bir notum var. Ben onunla ilgili konuşalım istiyorum. Özellikle deprem konusu yapılarda önlemleri, varsa bir hasar onunla alakalı bir takım hareketleri öngörmeyi ya da bununla alakalı bir takım aksiyonlar almayı gerektirdi. Küçük apartmanlarda Kat malikleri bununla alakalı çok hızlı sonuca gidebiliyorlar, hızlıca bir anlaşmaya varıp. Çok büyük sitelerde böyle bir problem varsa tesis yöneticisi ya da site yöneticisi tüzel kişili olabilir. Bununla alakalı nasıl bir dahiliye yapabiliyor? Şimdi bizim bu konuda da aslında Kat Mülkiyeti Kanunu 18 ve 19. Maddelerde onu beraber okuduğumuz zaman şöyle bir yükümlülüğü var kat maliklerinin. Ortak alanlarda inşaat işleri yapamıyorlar. Bunun için kat maliklerinin 4 bölü 5'inin onayı gerekiyor. Tabii bu ortak alan ne? Bizim mutlak ortak alan dediğimiz unsurlar var. Temeller, duvarlar, perdeler, taşıyıcı, kolon, kiriş sistemleri. Bunların tamamı mutlak ortak alan. Bir de maalesef kat mülkiyeti kanunun 2000 7 yılındaki değişikliğinden sonra şu bölme duvarlar ve komşuluğu olan alt ve üst katlarda eğer statik projeye aykırı değilse ve bu konuda bir statik onay alırsa merdiven açıyorlar. Yani üst kat alt kat merdiven açabiliyor ya da iki ayrı yan kat yan yana komşu dairelerde bölme duvarlar kaldırılıyor. Orası aslında iki bağımsız bölüm ama bir bağımsız bölünmüş gibi kullanılıyor. Bu bir risk. Bununla beraber bu nerede en çok risk oluyor? binaların altında dükkanlar varsa bunlar mağaza haline, market haline getiriliyorsa bu ara duvarların ortadan kaldırılması aslında ciddi bir risk haline gelebiliyor. Burada sadece bölme duvarları kaldırsalar da yapısal bir risk teşkil ediyor. Ama bir yandan da kirişleri, duvarları, kolonları, perdeleri ortadan kaldırdıklarında problem teşkil ediyor. Şimdi maalesef kat mülkiyeti kanunu yöneticiye burada ana gayrimenkulün maliklerinin haklarına e, engel e, olmayacak ve onların haklarını kaybetmeyecek şekilde müdahale etme etkisi verebiliyor ama sınırlı. Bunu depremle ilgili vermediği için de müdahale etmeye etkisi zayıf ama şu olmalı. Kat maliklerinden oluşsun ya da profesyonel olsun ya da olmasın. Bir binada bir inşaat söz konusuysa bu kesinlikle denetlenmeli. Şöyle denetlenmeli. İçeriye giren makinalara bakılmalı. Karot makinası giriyor mu? Hiltiler e, var mı? Bunlar çok önemli. E, bunlar bir kere komşular bu konuda artık e, şey olmalı, hassas olmalı ve e, birbirleriyle ilgili e, bu duyarlılıkları göstermeli. Belediyeler bu konuda görevlerini yapıyorlar. Biz zaten e, mimari projeye aykırı olarak işler yapamayız. Bunun için ruhsat almamız gerekiyor. Örneğin bir e, bağımsız bölümde ben ıslak hacimde lavabo karşıdaysa onu arka tarafıma alamıyorum. Yani çünkü burada tesisat onaylı mimari projedeki tesisat e, projesi değişikliği gerekiyor. E, bunu da e, çok dikkat etmek gerekiyor. Belediyeye haber vermek gerekiyor. E, belediyenin gerekli müdahale yapmayı sağlaması gerekiyor. Bina yöneticileri de aynı zamanda e, kolluğa başvurabilirler. Bir günde yangın konuşalım. Evet ama buradan anladığım sonuç şu bilinç çok önemli. Çok önemli. Evet çok teşekkürler Ozan Bey tekrar yangını konuşmak üzere diyelim. İnşallah. Evet, Yapısal Parite'de bu hafta Ozan Özen'le birlikteydik. Tesis yönetim uzmanı neler yapar onları konuştuk. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.